hastalarımızın büyük çoğunluğu, %90'ı diyebilirim, şehir dışından gelen hastalar. Türkiye'nin her tarafından, hatta dünyanın çeşitli ülkelerinden bize nakil için, karaciğer nakli için başvuran hastalarımız var. Bizim hastanemiz nakil hastanesi diyebilirim. Altyapısı buna çok uygun. Yaklaşık 12 yıldan beri yüksek volümle nakil yapılan bir merkez. Ve sistem de buna gerçekten artık hastanenin sistemi adapte olmuş ve uyarlanmış durumda. Bize nakil hazırlık için başvuran hastanın ilk başvuru anından itibaren ortalama 2 veya 3 gün içerisinde nakil hazırlıklarını tamamlıyoruz. Buna işte rutin kan tahlilleri, idrar tahlili, ultrason, akciğer filmi, tomografi gerekliliğinde MR, bölüm konsültasyonu, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve anestezi değerlendirmesini ortalama 2-3 gün içerisinde alıcı için hazırlıkları tamamlıyoruz. Herhangi bir engel yoksa da hastanın ameliyat gününü belirleyip randevusunu verip ameliyata hazır hale getiriyoruz. Bununla beraber hastalara yine ilk bize başvurduğu günden itibaren solunum fizyoterapisi takibine alarak akciğer egzersizleri, bu bizim özellikle ameliyat sonrası gerçekten hastanın sonuçlarını çok çok değiştirdiği için bizim için çok önemli. Akciğer terapisine de başlayıp o şekilde ameliyat gününü belirleyip ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Ortalama yani hazırlık sürecimiz ameliyat için hastanın bize başvurduğu günden itibaren tüm hazırlık süreçleri tabii ki ek şeyler gerekebilir ama genellikle ortalama 3 gün içerisinde ameliyata hazır hale getiriyoruz hastamızı. Ameliyat için genellikle ameliyattan 1 ya da 2 gün önce hastayı yatırıyoruz. Ameliyat için en optimum düzeye getirip ondan sonra ameliyat günü zaten belirlemiştik ki ameliyat günü sabah 7 gibi ameliyata indiriyoruz. Alıcı ve vereceği eş zamanlı olarak eş zamanlı ameliyatına başlıyoruz. Alıcının tahmini ameliyat süresi bizim merkezimiz için tahmini 5,5-6 saat süreyle. Tabi bu bazen artı eksi 1-2 saat değişebiliyor. Daha erken bitirdiğimiz vakalar da var. Daha geç süren de oluyor. Bu kişiden kişiye değişiyor ama tahmini süre 5,5-6 saat gibi bir ameliyat süresi. Ameliyattan sonra alıcı yoğun bakıma çıkarıyoruz. Yoğun bakımda genel durumunu takip ediyoruz. Nabız, tansiyon, vital bulgular dediğimiz bunları takip ve solunumunu takip ediyoruz. Bunlar yine hastanın normal düzeye geldiğinde makineden ayırıp yine her şey kendi başına yapabilecek şekilde ise ve nabız tansiyona müdahale gerekmeyecek şekilde yani en optimum düzeye getirdiğimizde genel bulgularını ondan sonra servise çıkarıyoruz. Bu ortalama tabii kişiden kişiye, hastadan hastaya değişiyor ama yoğun bakım süreci büyük çoğunlukla bir gün gibi bizim hastalarımız için. Tabii bu hastanın ihtiyacına göre uzayabiliyor. Herhangi bir süre belirtmiyoruz onun için hastalar ama tahmini diyoruz ve çoğunlukla hastalarımız bu şekilde seyrediyor. Ortalama yoğun bakım süreçleri bir gün. Yoğun bakımdan servise aldığımızda hastaları da yine servis takiplerini de yakından yapıyoruz. Ve serviste gerekli medikal ve tıbbi tedavisini yapıp hastaların taburculuk aşamasına getirene kadar her türlü tedavileri uygulanıyor. Bu da yine ortalama yatış süresi bizim hastalarımız için, bizim hastanede yaptığımız nakiller için 8-10 gün gibi bir yatış süresi. Tabii bu biraz daha sistemik hasta olup daha düşkün olan hastalarda bu süreç uzayabiliyor. Ama tahmin yatış süreleri 8-10 gün civarında oluyor.